çorbamız var efendim. Düğün havasında, bayram havasında dedik bu güzel madem öyle için. Biz de düğün türküsü hazırlayalım o zamana kadar. Tamam, sen onu bir kafanda sözlerini güzel bir şekilde netleştir. Biraz sonra inşallah düğün türküsünü senden dinleyeceğiz. Kesinlikle. Ama öncesinde düğün çorbamızı yapacağız efendim. Malzeme listemizi verelim, ustamızı dinleyelim. Bakalım düğün çorbamız nasıl olacak? Sonrasında sevgili Bilal'i dinlemeye devam edeceğiz. Evet. Evet, düğün çorbası dedik, sizler için hazırlayacağız. 100 gram kuşbaşı et kullanıyoruz. 2 yemek kaşığı un kullanacağız. 1 adet yumurta, 3 yemek kaşığı yoğurt, 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı pul biber ve tuzla beraber düğün çorbamız sizler için hazırlanacak. Şimdi sevgili izleyenlerimiz, hemen size malzemelerimizi anlattık. Malzemelerimizi anlattıktan sonra tekrardan bir daha anlatalım neler kullanacağımız ve nasıl yapacağımızı. Ondan sonra sizlerle beraber hemen çorbamızı hazırlayalım. Şimdi 100 gram kadar et kullanacağız sevgili izleyenlerimiz. Etimizi çok hafif ufak kuşbaşı şeklinde doğradık. Ve ondan sonra 2 yemek kaşığı kadar yoğurdumuz var. 1 adet yumurta kullanacağız. Ve ondan sonra unumuz var. Unumuzla beraber hazırlayacağımız sosumuz için. Ve ondan sonra üzerine tereyağı da kullanabilirsiniz veya da sıvı yağ da kullanabileceğimiz güzel bir hemen çorbamız olacak. Şimdi suyumuz kaynadı. Suyumuz kaynadıktan sonra etimizi hemen tenceremize ilave edelim. Kaynayan evet. Suyumuzun içine. Haşlanıyor normalde o zaman işte. Etlerimiz haşlanması tamam. Gerekecek. Hemen tenceremize ilave ediyoruz. Etlerimiz hemen haşlanmaya başlasın. Tenceremizin de kapağını kapatıyoruz ve ondan sonra haşlanmaya başladı şu anda. Etlerimiz haşlandı. Biz de şimdi sosumuzu hazırlayacağız tekrardan. Hemen sosumuz için gerekli olan malzememiz sevgili izleyicilerimiz dediğimiz gibi 1 adet yumurtamız. Tekrardan hemen yumurtayı kırıyoruz. Geniş bir kabımızın içine yumurtayı kırdıktan sonra iyice çırpalım. Hemen yumurtayı çırptık ve içine yoğurdumuzu ilave ediyoruz. Tekrardan yoğurdumuzu da içine ilave edip tekrardan çırpıyoruz ikisini. Hem yumurta hem yoğurdu. İyice karıştırdık ve ondan sonra unumuz tekrardan. 1 veya da 2 yemek kaşığı kadar da un kullanabilirsiniz. Hemen unumuzu da içine ilave ediyoruz. Unumuzu da içine ilave ettikten sonra tekrardan karıştırıyoruz. İyice çırptık. Topak topak kalmayacak şekilde çırpma işlemine devam ediyoruz. İyice çırptıktan sonra çok hafif biraz soğuk suyumuzu alıyoruz. Tekrardan hemen soğuk suyla hafif bir suyumuzu ilave ettik içine. Suyumuzu içine ilave ettikten sonra tekrardan karıştırıyoruz. Sosumuz bu şekilde hazırlandı şu anda. Sosumuzu iyice bir çırpalım ki topak topak olmasın. Hemen kenarlarla beraber. Ve şu anda sosumuz hazır. Sosumuz şu anda hazır sevgili izleyenlerimiz. Sosumuzu hazırladıktan sonra etlerimiz biraz tenceremizde pişecek. Etlerimiz piştikten sonra ondan sonra diğer işlemlerimize geçeceğiz. Sizler düğün çorbası hazırlayınca ben de bu güzel türküyü onun üzerine bağlamak istedim. İnşallah senin de düğününde güzel düğün çorbaları yaparız çorbaları diyoruz. Çorbaları yapacağız senin için. Benim düğünümde Abdullah Usta yemek yapmasa bile yani davet etmeme bile gerek yok. Onur konuğumdur çünkü. Allah razı olsun. Ayşegül abla buna bağlı olarak da sizler tabii çok ki. Çok teşekkür ediyoruz. Özellikle senin düğünde bol bol ne yapacağız biliyor musun? Ciğer hazırlayacağız ondan sonra. Abi benim düğünümde bir ciğer bir mumbar yeter mumbar ya. Yapacağız. Kesinlikle evet. Evet. Evet tonlarca yapacağız artık inşallah Allah o günleri göstersin. Ayşegül'ün annesini de getireceğim. O çok güzel mumbar yapar. Ayşegül ablamızın annesi dedik. Ayşegül ablamızın annesi dedik madem. Onun da annesinin ellerinden öpüyorum. En kısa çok zamanda da dua ediyoruz. Bekliyorum. Allah razı olsun. Annesini Cenab-ı Allah başından eksik etmesin diyorum. Amin. İnşallah amin. Bütün büyüklerimizi çok teşekkür ediyoruz. Güzel gönlün, güzel yürek dileklerin için. Eyvallah. Buradan eğer varsa evlenecek olan kardeşlerimize de şimdiden mutluluklar diliyoruz. Allah daim etsin. Yuvaları huzurla dolsun. Kesinlikle. Bir daha da ben Burcu kardeşimi tebrik ediyorum. Allah tamamını erdirsin diyorum inşallah. Amin, amin. Yakın zamanda düğünü var ve bu düğün çorbasını da ustamız hazırladı artık böyle. Madem muhabbet düğün, bakalım bu düğün çorbası nasıl hazırlanıyor? Bir kez daha dinleyelim senden usta. Şimdi sevgili izleyenlerimiz hemen düğün çorbamızı hazırladık. Önce hemen tenceremizi bize yetecek kadar suyumuzu koyuyoruz. Ondan sonra etimizi ufak ufak doğruyoruz. Kuşbaşı şeklinde küp halinde ufak ufak doğruyoruz. Hemen etlerimizi doğradıktan sonra tenceremize suyumuzun içine dahil ediyoruz ve kaynamaya başlıyoruz.
Etlerimiz iyice kaynayıp piştikten sonra hemen sosumuzu hazırlıyoruz. Bir adet yumurta, 2 yemek kaşığı kadar yoğurdumuz, 2 yemek kaşığı kadar ununu, siz biraz daha da fazlalaştırabilirsiniz. Bunları içine ilave ediyoruz kaynadıktan sonra. Ondan sonra tuzumuzu da ayarlıyoruz. Ve tuzumuzu da ayarladıktan sonra çorbamız kaynadı. Şu anda hazır. Çorbamız hazırlandıktan sonra hemen servis edeceğimiz tabaklarımızı alıyoruz. Hemen gördüğünüz gibi çorbamız hazır. Düğün çorbamız, servis etmeye başlayalım. Hemen sevgili izleyenlerimiz, bir de artık bayramın biliyorsunuz güzel bir şekilde de yad edilmesi için ve bayramı kutlamak için ilk ne yapacağız? Sabahtan inşallah da böyle güzel bir düğün çorbasıyla da hemen başlamış olacağız bayrama, değil mi Ayşegül Hanım? İnşallah usta. Yemekler pişiyor, tatlılar evet. Hazırlanıyor, büyükler ziyaret ediliyor. Gençlere buradan bir kez daha söyleyelim istersen. Lütfen büyüklerimizi ziyaret etmeyi ihmal etmeyelim. Sınav rahim yapalım, akrabalara gidelim. Ben bayramları çok seviyorum. Uzun zaman böyle görüşmediğimiz, aramadığımız, sormadığımız insanlarla bir araya geliyoruz. Ayrı bir hoşluğu var tabii ki. İnşallah her günümüz bayram tadında olsun diyoruz. Ama tabii ki acı haberleri almamak kaydıyla diyoruz. İnşallah bütün Müslümanların kurtuluşuna vesile olsun bu bayram diyoruz. Böyle zulüm gören Müslüman kardeşlerimizin. İnşallah. Evet, şimdi sevgili izleyenlerimiz, hemen çorbamız hazırlandı. Çorbamızın üzerine çok hafif biraz da tereyağımızı gezdiriyoruz. Tereyağımızı çok hafif ilave ettikten sonra çorbamız hazır. Sizlere şimdiden afiyet olsun diyoruz. Ve çorbamızı kenara alalım. Çorbamız hazırlandı. Ondan sonra şimdi hemen tavuklarımız da pişti ve diğer yemeğimiz fırında. Biz yine sizlerle beraber güzel bir bayram günü geçirdik ve yarın yine buradayız. Yarın görüşmek dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kolay kurulumu hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.